Hikayem sanırım 2004 yılında gerçekleşmiş. DEAŞ'ın Türk Musul Konsolosluğu'nda 49 çalışanı ele geçirmesiyle başlıyor. Ve bu 49 kişinin aslında bir yıl süren bir operasyonla kurtarılma hikayesi. Oo. Evet, ben de orada bir istihbarat çalışanını oynuyorum. Türkmen bir ajan diyeyim. Türkmen. Evet. Aksan da var yani. Yani böyle bir ufak yaptık onu. Tabii ki kırmamız da gerekti. Ya çok enteresan bir süreçti çünkü çok zordu gerçekten. Yani hem aksiyon hem silah eğitimi. Ben de çok seviyorum böyle şeyleri. Hani hiç aynı şeyi yapmaktan hoşlanmıyorum. Hep kendimi zorlamak ve yeni bir şey denemek istiyorum yani. Seviyorum da bunu. O yüzden de çok severek dahil oldum. İşte dövüş dersleri aldım, silah atış dersleri aldım falan. Çok da zor bir süreçti aslında. Ağır da geçti. İşte Kilis'te bu yaz çektik. Antep'te ve gerçekten 50 derece falan da sanırım. Antep'te yazın. Evet, çok zordu. Fiziksel olarak hayatımda galiba en çok zorlandığım işti. Ama hani bir daha ne zaman böyle bir şey oynayabilirim? Hani böyle gerçek bir karakteri canlandırabilirim. Çok güzel bir deneyim oldu. Heyecanlıyım o yüzden. Yolunuz açık olsun efendim. Peki tiyatro? Evet. Anlatır mısın? Tiyatro projen varmış. Evet, aynen. Daha önce tiyatroda sahne aldın değil mi? Evet, biz Waterproof diye bir oyun yapmıştık ama pandemiye denk geldi. Evet, böyle bir hayal meyal seni hatırlıyorum. Çağ Çalışkur'un yönettiği bir oyundu. Böyle bir şey de hatırlıyorum ama hani sürmediğini de hatırlıyorum pandemi dönemi yüzünden. Şimdi oturdu benim için taşla. Yaklaşık bir 35 oyun falan oynadık. Neyse ki oynayabildik biraz, evet. İşte tekrar bir prova sürecine girdik ama yine salonlar kapandı derken artık... Vazgeçtiniz. Artık vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü herkes, beş kadındık, herkes dağıldı, herkesin başka bir projesi oldu vesaire. Bir daha toparlayamadık onu. O kadarmış ömrü ama bana çok şey kattı tabii ki. Ne güzel. Ben de çok özledim tekrar sahnede olmayı. Derken Aksel Bonfil, benim senarist arkadaşım, o bir oyun yazmıştı. O gönderdi ve kendi yönetmek istediğini söyledi. Ben de okuyunca çok beğendim. Bir baba oğul ve bir sevgilinin hikayesi aslında.